Milli Eğitim Bakanımızın laiklikle ilgili bir açıklaması oldu. Bilmiyorum takip edebildin mi o konuyu da. Sence laiklik nedir abi? Ben onu takip etmedim, bilmiyorum. Ben fazla siyaseti şey etmiyorum. Yani laiklik sence nedir? Laikliğin tanımı sence nedir abi? Sence nedir? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Hükümetle devletin birbirinden ayrılması. Dinimiz... Sence Türkiye'de din ve devlet işleri birbirinden ayrı mı Mahmut abi? Ya beni bu işlere karıştırma lo. Ya beni bu işlere karıştırma lo. Çok özel bir ödül töreni Mahmut abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Neler efendim söyleyeceksin ödül töreniyle ilgili? Ben Nedim Bey'i çoktandır tanıyorum ama ilk kez bize böyle bir ödül nasip oldu diyeceğiz. Bu da var mı yok mu bilmiyorum vallahi. Ben davet ettiler, geldim. Abi Türkiye bugün çok başka bir şey konuşuyor. Bilmiyorum sen de takip edebiliyor musun? Bu yeni doğan çetesinin ilk davası görüldü bugün. Bebekleri öldüren doktorlar var ya, onlarla ilgili ilk dava görüldü. Doktorun bir tanesi 400 bin lira aylık gelir beyan etmiş. Yani takip edebiliyor musun orayı? Yani ben bugün yoldaydım, takip edemedim ama baştan o ilk çıktığı zamandan beri takip ediyorum. Yani insancıl dışı, insanlık dışı bir hadise. Demek ki böyle neyle başlayıp seyle bitenle zeyle biten naam. Bu tür insanlar da var. Bunları işte aramızda barındırmamak lazım. Yani 400 bin lira bir doktor alıyorum diyorsa bunun 3-4 katı daha fazla olduğuna inanıyorum. Maalesef bu tür şeyler Türkiye'mizde olmaması lazım diyoruz. Başka 3. 4. ülkelerde merhaba abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen toplumun bir anlamda toplumsal hafızasısın, sanatçısın. Sanatçı toplumun aynasıdır. Eskiden de böyle şeyler oluyor muydu Türkiye'de? Yani bebeklerin ticari amaçla öldürüldüğü bir Türkiye var mıydı eskiden? Ya artık işte para için birbirimizi satmaya başladığımızı gösteren bir resim maalesef. Yani bu herkes için geçerli değil. Bunlar istisna. Fakat maalesef aramızda böyle değerli kardeşlerimiz bulunuyor. Onlara değerli diyorum ben. Onlar ne demek istediğimi anlarlar herhalde. Böyle ben hiçbir şey hayatımda görmedim. Son 2 ayda özellikle abi ne çocuklarımızı koruyabildik ne sokak hayvanlarımızı, bilmiyorum onu da takip edebiliyor musun? Bütün değerlerimizi kaybediyoruz. Bütün değerleri kaybediyoruz. Büyüge saygı, küçüge sevgi denilen şey ortadan kalktı. Maddiyat her tarafımızı bürüdü. Bence maddiyatla kanseri yan yana getirirsek maddiyat kanserden daha kötü durumda şu anda. Evet. Yani para için insanlar birbirini satmaya başladı. İşte örneği bu yeni doğan çetesi. Evet. Son olarak şeyi sorayım. Milli Eğitim Bakanımızın laiklikle ilgili bir açıklaması oldu. Bilmiyorum takip edebildin mi o konuyu da. Sence laiklik nedir abi? Ben onu takip etmedim, bilmiyorum. Ben fazla siyaseti şey etmiyorum. Ziyade. Yani laiklik sence nedir? Laikliğin tanımı sence nedir abi? Sence nedir? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Hükümetle devletin birbirinden ayrılması. Dinimiz... Sence Türkiye'de din ve devlet işleri birbirinden ayrı mı Mahmut abi? Ya beni bu işlere karıştırma lo. Peki, peki abi, çok teşekkür ederim. Babacığım, hoş geldin.